Aa, abi sen niye erken geldin? Toplantıların yok muydu senin? Vardı, iptal ettim. Sen de işlerim çok, şirkete bugün uğrayamam dedin. Bu muydu önemli işin? Tamam tatlım, sen gidebilirsin. Teşekkür ederim. Peki Feza Hanım. Abi hayırdır? Nedir bu öfke patlaması? Sen niye toplantıyı iptal ettin? Asabım bozuldu da ondan. Bizim insan kaynakları müdürü kızcağız var ya, o bugün gelmiş bana. İki lafın arasında bu Nazlar'ın olayı şov muydu değil miydi bunu sormaya çalışıyor. Aa, şov deseydin. Asla başka bir şey yok deseydin, öyle dedin değil mi? Vallahi kızla oturduk karşılıklı. Ben dün gece olan biteni baştan sona anlattım. Naz şöyle dedi, Taylan böyle dedi. Birlikte videoları izledik. İki de çay söyledim. Aşk olsun abicim, dalga mı geçiyorsun benimle? Feza, yani sen de insanlarla oturup bunları mı konuşacaksın? Hayır, milletin işi gücü de yok. Densizler. Ben yarın o müdür hanıma sorarım ama. Feza, konu başkaları değil. Konu Naz. Ya sen hakikaten beni anlamıyor musun? Anlıyorum abicim ama sen de bir rahatla artık. Küçücük basit bir olayı büyüttükçe büyütüyorsun. Bak ben bugün Naz'a uğrayacağım zaten. Bu işin altında başka bir iş var mı anlarım. Ne var ki neyi anlayacaksın? Yani bir şey olduğundan değil canım, öylesini söyledim. Sen de ne dediğini bilmiyorsun ha. Aslında bu işin tek sorumlusu Taylan. Konu döndü dolaştı, nasıl Taylan'a geldi yine? Feza, her şey onun fikri değil miydi? Hı? Sence Naz böyle bir şey yapar mıydı? Onun aklına gelir miydi? Haklısın tabii. Yani şov dünyasında olan Taylan. Bunu düşünse düşünse o düşünmüştür. Neyse ben bugün Nazcığımla konuşurum. Bir daha böyle işlere girmezler. Sen merak etme, tamam mı? Ben hep buradayım. Yardımınıza hazırım. Dediğim gibi eşinizin manipülatif tavırları devam ederse kangrenli kolu kesmek en doğrusu. Çok 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 teşekkür ederim gerçekten. Hayatıma bambaşka bir pencere açtınız. Rica ederim, ben sadece aracıyım. Bu sizin başarınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buyurun. Taylan Bey, Bekir Bey bugün için uygun olup olmanızı soruyor. Bugün olmaz. Öğleden sonra Naz'a gideceğim. Terzi? Gerçi terzi de iptal. Benimki de soru. Hemen hallediyorum efendim. Dur! Terzi gelsin. Elbette. Ne olursa olsun show must go on. Bana bak bana. Bütün her şeyi iptal et. Şu an Naz'dan daha önemli bir şey yok. Aynen öyle canım. Naz'dan daha önemli hiçbir şey yok. Feza Hanım. Taylancığım. Bugün seansımız olduğunu atlamışım herhalde. Yok canım. Fazla kalmayacağım. Duramadım, seninle konuşmaya geldim. Bu Naz'cığımla durumlarınız ne olacak sizin? Feza Hanım, çok iyi anlıyorum. Bu ilişkiyi önemsiyorsunuz. Tanışmamıza siz vesile oldunuz. Ama benden tam olarak ne öğrenmek istiyorsunuz ben anlamadım. Taylancığım, Naz yeğenden öte benim kızım. Onun mutluluğu her şeyden mühim benim için. İlişkinizi en çok destekleyen de benim biliyorsun. Siz bir elmanın iki yarısı gibisiniz bana göre. Teşekkürler. Ama Naz'ı gördüm, hali hiç hoşuma gitmedi. Bak, bu ilişki size iyi gelmiyorsa... Feza Hanım, bizim ilişkimizde hiçbir sorun yok. Hatta yakında evleneceğiz. Size bunu söylemeyecektim ama madem buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Söyleyeyim, normalde sürpriz yapacaktım. Nikah şahidimiz siz olacaksınız. Ay gerçekten mi? Ay desene bu sene de nikah masasına oturacağım ha? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu kesim sizden başka kimseye böyle yakışmıyor. Bunu bana değil, yakıştıramadıklarınızı söyleyin. Yalnız Taylan Bey, biz düğün için size smokin hazırlamayı başlamıştık. Ama düğün ertelendi mi? Nereden çıktı şimdi bu? Şimdi nasıl söylesem? Tuhaf tuhaf söylentiler dolaşıyor etrafta. Güya o öpücük olayı gerçekmiş. Bari siz yapmayın ya. Hayır yani, şov dünyasıyla iç içesiniz. Siz biliyorsunuz bu haberlerin boş, asılsız olduğunu. Tabii tabii. Eminim öyledir, muhakkak öyledir. Biz de zaten inanmamıştık. Ama işte söylentiler, söylentiler. Aksine elinizi çabuk tutun. Smokin bir an önce hazır olsun. Peki. Efendim çok yakın. Ne yaptın? Haberleştin mi Cenk'le? Şefin sürprizi hazır mıymış?